biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ülkemizde halkımızın kemikleşmiş tabuları vardı. Evet. Ben 30 Mart ve 23 Haziran tekrarlanan seçimlerinde bu tabunun çok büyük ölçüde kırıldığına, aşıldığına inanıyorum. Ama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Türkiye'de sol tek başına iktidar olabilir mi? Sağın her zaman desteğine ihtiyacımız var mı? Bu doğrultuda da İYİ Parti ile olan güçlü ittifakımız bundan sonraki süreçte de devam edecek mi? Bugünkü koşullarda siyasal partilerin sağ ve sol pencereden olayları elbette kendi özgün koşulları içinde bunları değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, görüşlerini beyan edebilirler. Ama bugün Türkiye'nin birinci önceliği bu ülkeye gerçekten demokrasi getirmektir. Yani biz onu şöyle tanımlıyoruz, 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Demokrasiyle taçlandıracağımız için bütün taraflar yani demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız. Millet İttifakı'nın varlık nedeni de aslında bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor. Başkanım, müsaadenizle benim kardeşim var 8 yaşında, yanımda, sizi görmek istiyor ısrarla. Müsaadenizle bir selam verecek size. Bence hiçbir sakıncası yok. Adı ne 8 yaşında? Emir. Efendim? Emir. Emir. Emir, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Kaça gidiyorsun Emir? Ben 3'e gidiyorum. Dersler nasıl? İyi. Yaramazlık yapıyor musun? Yok. Senin yaramazlık yapma hakkın var, biliyor musun? Niye? Çocukların yaramazlık yapma hakları var. Büyüklerin de çocukların yaptığı yaramazlığı hoşgörüyle karşılama görevleri var. Sizin hak, büyüklerin de öyle bir görevleri var. Benim de yanımda dedem var. Sizi yakından takip ediyor. Sesinizi duyunca da dayanamadı. Yanıma bir sandalye çekti hemen, eğer müsaadeniz olursa. Güzel, dedenize selam. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Mezun olmaya yakın öğrencilerin gelecekte işsiz kalma korkusu var. Özellikle üniversite gençlerinin hayata atılma yolunda süreç yaklaşıyor gözüyle bakıyor ve günümüz işsizliği göz önüne gelince gelecekte ne yapacağım bir düşüncesi akla giriyor. Bunu öğrenciyken akla gelmesi öğrenciliği de olumsuz yönde etkiliyor. Olası iktidar döneminizde buna karşı çözümleriniz ne olacak? Anayasanın ikinci maddesi der ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Herkesin çalışma hakkı var. Çalışma alanlarını yaratacak olan devletin izleyeceği, yani siyasal iktidarın izleyeceği politikalardır. Üretim endeksi bir politika izlerseniz, yani her alanda üretim yapmaya çalışır ve üretimi gerçekleştirirseniz istihdam sorununu aşmış olursunuz. Yani işsizliği büyük ölçüde küçültmüş olursunuz. Yani minimize etmiş olursunuz işsizliği. Ama üretimi değil de tüketimi öncelerseniz o zaman işsizlik doğal olarak artacaktır. Türkiye'de maalesef üretim pek çok alanda göz ardı edildi. Benim aklıma bile gelmezdi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal edeceği. 31 Mart seçimlerinde pek çok büyükşehir belediyesinin Millet İttifakı işbirliği neticesinde kazandınız. Samimi evet. Olarak söyleyecek olursanız size en başarılı büyükşehir belediye başkanınız hangisidir? 11 büyükşehir belediye başkanımızın tümü de başarılı. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Biz her ay düzenli belediye başkanlarımızın aynı zamanda performansını da ölçüyoruz. Yani biz herkes başarılı diyoruz ama sonuçta biz kendi kendimize biz başarılıyız demenin bir mantığı yok. Acaba hizmet alan kişiler belediye başkanımızı başarılı buluyor mu? Bizim için o daha önemli. O konuda da bir çalışma yapıyoruz. O çalışmanın sonuçları da gayet güzel. Hükümetin COVID-19 virüsü hakkında yaptığı ve yapmış olduğu politikalarda ne düşünüyorsunuz? 2019'da Sağlık Bakanlığı hekimlerin, akademisyenlerin, ağırlıklı olarak da sağlık bilimcilerinin katıldığı bir COVID raporu hazırlamıştı. 229 sayfalık bir rapor. Böyle bir olay olduğunda sağlık olarak hangi önlemleri alırız diye bir rapor hazırlanmış. Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir bilim kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş, en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması. Fakat sağlık konusunda bu önlem alındı ama bu önlemlerle birlikte işsizlik çıkacak ortaya. Bir önlem yok. Bildiğiniz üzere pazartesi günü Cumhurbaşkanımız ulusa seslenişte eğitimle ilgili bir şeylerden bahsetti. YKS sınavının, LGS sınavının ve üniversite sınavlarının öne alındığı ile ilgili. Evet.
Benim bu düşüncem öğrencilerin geleceğiyle oynandığı ile ilgili. Hiçbir gerekçe bahsedilmeden tarih öne alındı. Sizce bu süreçte eğitim nasıl yönetildi? Sınavın erkene alınmasıyla ilgili açıklamayı kim yaptı? Sayın Erdoğan yaptı. Kiminle görüştü? Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ile görüştü. İkisinin çocuğu üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. Sayın Erdoğan'ın çocukları üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. YÖK Başkanı bu konuda görüştü mü? Hayır. Eminim YÖK Başkanı'nın görüşü bile alınmamıştır. Sayın Başkanım, COVID-19 sonrası biliyorsunuz 2008'de de bir kriz oldu. Bugün de bir kriz ortamı var. Ve 2008'de ekonomik krizinden daha ağır bir kriz. Biz büyük devletler Amerika gibi, İngiltere gibi, büyük Almanya gibi ekonomiler bile daralmaya, küçülmeye gidecek. Bizim ülkemizin zaten hani COVID-19 öncesi de ekonomi çok iyi olmadığı için, yani iyi olmadığı için insanların toplu intiharları, işte yoksulluktan kendilerini yapmaları gibi durum vardı. Bu süreçten sonra Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ekonomik olarak neler söyleyebilirsiniz? 2008 krizinden daha derin bir kriz bekliyor bizi. Çünkü Türkiye şu anda Merkez Bankası rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Vergi toplayamayacak. Maaşları ödeme süreci var. Doları kontrol edemiyorlar. Yanlış politikalar izliyorlar. Doları kontrol etmek için tuttular. Bütün dolarları sattılar. Dövizleri sattı Merkez Bankası. Dolayısıyla farklı bir tablo çıktı. Bu tablodan çıkmanın yolu nedir? Bakın ben arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Önümüzdeki günlerde ilk yapacağınız iş bir israf raporu hazırlamaktır. Devlette israf. İsrafın boyutlarını bir görmemiz lazım. Babam yanımda. Bence bir sakıncası yok. Bir dinleyelim bakalım. Evet. Buyurun. Evet. Eyvallah. Uzun ince bir yoldayım. Yediyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.